Özel hayatlarında yaşadıkları çalkantılı olaylar sonrası, kariyeri perişan olan ünlüleri sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ebubekir Öztürk. Korpaçino ile ünlenen Ebubekir Öztürk, sosyal medya üzerinden İzmir Marşı'na küfür etmesi üzerine büyük bir kesimden tepki gördü. Bu olay kariyerine güçlü bir darbe vurdu. Nur Yerlitaş. Sadece birkaç sene öncesine kadar her gün televizyon ekranlarında gördüğümüz ünlülerin modacısı Nur Yerlitaş, Türk halkının en hassas damarına bastı. Instagram üzerinde yayın yaparken masadakilerden birinin "Şehitlerimiz var" demesi üzerine "Ne yapayım ya şehitler mehitler" demesi Türk halkı tarafından affedilmedi ve Nur Yerlitaş ekranlardan adeta silindi. Murat Başoğlu. Tüm ülkeyi ayağa kaldıran bir olayın baş kahramanı olan Murat Başoğlu, öz yeğeniyle bir yatta oldukça yakın şekillerde fotoğraflanmıştı. Hem eşini ağlatması hem de ensest bir ilişki yaşaması nedeniyle Başoğlu epey süredir ekranlardan uzak. Arda Turan. Şarkıcı Berkay ve Arda Turan arasında geçen silahlı kavga boyut kazandı. Gündemi haftalarca meşgul eden olayda Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın karısına sarkıntılık ettiği iddia edilmiş ve kavga çıkmıştı. Sonuç olarak Arda Turan futbolundan çok skandalları ile gündeme gelerek gözlerden adeta düştü. Nihat Doğan. Söylemleriyle sürekli gündemde yer alan Nihat Doğan, en büyük darbeyi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından tweet atması üzerinde yaşadı. Tweetinde "Siz de mini eteği giyinip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. Güner Ümit. 90'ların ünlü televizyoncusu Güner Ümit, yayın esnasında yaptığı bir gaf ile tüm kariyerini saniyeler içinde bitirdi. 1995 yılında sunduğu Turnike adlı programda "Mum söndü yapıyorlar" diyerek Alevi cemaatinden yoğun tepki alan Ümit, o andan itibaren ekranlardan ayrıldı. Deniz Seki. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından dolayı birkaç defa hapis cezası alan Seki, uzun süre cezaevinde kalarak mahkumiyetini sürdürdü. Bu olay bir dönemin en çok konuşulan magazin haberi olmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı. Sabah gazetesi ve Beyaz TV'nin yorumcusu olarak bir dönemin en popüler isimlerinin başında geliyordu. Galatasaray klanı olarak yazdıkları bir söylemleri ile gündemi hep meşgul eden Rasim Ozan Kütahyalı, bir gün programda boşuna kalka için sarf ettiği sözler yenilir yutulur cinsten değildi. Türkiye cezasını anında kesti. Ozan Kütahyalı hem televizyondan hem gazeteden kovuldu, silindi gitti. Füsun Demirel. Hürriyet gazetesinde verdiği PKK'yı ve HDP'yi öven demeçleri çok büyük infial yaratmış ve Füsun Demirel işinden kovulmuştu. Barbaros Şansal. Bir dönem birçok kişinin kıymet verdiği moda tasarımcısı Kıbrıs'ta Türkiye ile ilgili söyledikleri çirkin sözleriyle Türk halkından çok büyük infial yarattı. Türkiye'ye geldiği gün gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakılmış olsa da eski şanını kaybetti. Anda Özmen. TRT spikeri Anda Özmen haber sunumu sırasında "ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim" sözleri sonrası MHP kanadında çok büyük tepkileri neden olmuştu. Anda Özmen'in TRT kariyeri o günkü son yayını oldu. Deniz Çakır. Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla gündeme gelen Deniz Çakır, her ne kadar kendini savunmuş olsa da toplumda infial yarattı ve binlerce hayran takibini bıraktı. Tonya Harding. Yaşadıkları Ay Tonya filmine konu olan Tonya Harding, artistik buz pateni sanatçısı. Olimpiyatlarda rakibi Nancy Kerrigan'ın dizine demir sopayla vurması üzerine 3 yıl men, 500 saat kamu hizmet cezası ve 160 bin dolar tazminata mahkum olmuştu. Kariyeri de hırsından dolayı sona erdi. David Hasselhoff. 80'ler ve 90'lar söz konusu olduğu zaman David Hasselhoff'u hatırlamayan yoktur. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden hem kariyerine hem de ailesine zarar veren Hasselhoff itibarını kaybetti ve bir daha asla toparlayamadı. Şimdilerde yalnızca ufak rollerde yer alıyor. Lindsay Lohan.
Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, erken yaşta gelen şöhreti taşıyamayan bir diğer isim Lindsay Lohan. Kariyerinde patlama yaratan Mean Girls filminden yalnızca 4 yıl sonra ardı arkasına olayları ile gündemden düşmeyen Lohan, özellikle uyuşturucu yüzünden uzun süre gözetim altında tutuldu. Stephen Collins, harika bir aktörken bir anda ağır suçlamalar ile karşılaşarak tüm hayranlarını şoke eden Stephen Collins, geçmişinde pedofili davranışlarda bulunduğunu itiraf etmiş. CeeLo Green, sosyal medya üzerinden tecavüz olayları ile ilgili çirkin açıklamalarda bulunan Green, toplumun dikkatini üzerine topladı ve kısa süre içerisinde tümünü yerle bir oldu. Çirkin söylemleriyle akıllara kazınan Green, aynı zamanda uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Amanda Bynes, bir dönemin örnek gösterilen aktrisi olan Amanda Bynes, daha çok liseli ve gençlik filmlerindeki tatlı kız imajıyla gönüllere girmişti. Erken yaşta yakaladığı şöhreti kaldıramayan ünlülerden biri olan Bynes, ilk olayını bir polis arabasına vurma ile yaşadı ve daha sonrasında arkası hızla geldi. Psikolojik tedavi gören Bynes, en son Easy A isimli filmde boy gösterdikten sonra piyasadan tamamen silindi. Mark Selling, Glee ile kendisine geniş çaplı bir hayran kitlesi oluşturan Selling, kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmıştı. İlk önce bir kadına cinsel saldırı suçundan yargılanan Selling, daha sonra kişisel bilgisayarında 100'den fazla çocuk pornografi fotoğrafı bulundurmaktan yargılandı. Kariyeri ciddi şekilde zedelendikten sonra 2018 yılında intihar etti. Michael Richards, tüm zamanların en sevilen sitcom dizisi Seinfeld ile kendini sevdiren Michael Richards, 2006 yılındaki bir etkinlikte siyahi bir adama karşı kurduğu ırkçı tutumu yüzünden kariyerinde düşüşe geçti. Richards daha sonra kendisini haksız gördüğünü söylese de iş işten geçmişti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.